Savaş bittikten sonra Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra işgal edilmiş topraklarını geri almasından sonra hem Azerbaycan hem de biz Türkiye olarak hep barışa, bölgenin istikrarına vurgu yaptık. Bu amaçla Azerbaycan, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklif etti. Şimdi Ermenistan'ın buna cevap vermesi gerekiyor. Sonuçta barış anlaşmasından bahsediyoruz. Yani çatışmadan, bir itilaftan, bir ara buluculuktan bahsetmiyoruz. Elbette bölgenin istikrarı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Yine Sayın Aliyev'in 3-3 formatında Güney Kafkasya ülkeleri artı İran, Türkiye ve Rusya formatında bir toplantı teklifinde bulunca ilk te ilk desteği Cumhurbaşkanımız Erdoğan verdi ve ilk toplantı Moskova'da biliyorsunuz yapıldı. Sonuçta bizim kendi e, aramızda da üçlü, dörtlü formatta Güney Kafkasya'nın istikrarı için e, mekanizmalarımız var. Yarın ilişkiler normalleşirse, barış anlaşması da olursa neden Ermenistan'ı da buna dahil etmeyelim? Çünkü barıştan bahsediyoruz, istikrardan bahsediyoruz ama bunun için e, Ermenistan'ın da aynı anlayış içinde olması gerekiyor. Bana göre bir barış anlaşmasının müzakeresinde üçüncü bir tarafa ihtiyaç olmamalı. Yani savaş oldu, işgaller oldu, bunlar bitti. Oturup bizi ideali Ermenistan ve Azerbaycan'ın oturup birlikte müzakere etmesi. Ha üçüncü tarafları bizleri ilgilendiren bir şey varsa biz zaten bunu destekleriz. Şimdi biz Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki atılacak her adımı destekliyoruz. Hayata geçirilmesi için anlaştıkları projelerin bir an önce gerçekleşmesi için de destek veriyoruz. Aynı şekilde bizim Ermenistan'la olan şu anda yürüttüğümüz sürece de Azerbaycan destek veriyor. Biz her başından beri söyledik, biz her konuda Azerbaycan'la istişare ederiz, Azerbaycan'la atacağımız adımları koordine ederiz. Kimse bunu yadırgamasın iki devletiz ama bir milletiz. Bu son derece doğaldır. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Bir kere daha vurgulamak isterim. Dün Ararat Mirzoyan'la da bir ikili görüşme gerçekleştirdim. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini dün de basına söylemiştim. Bu görüşmede tabii ki ikili ilişkilerde özel temsilcilerimizin de gündeme getirdiği konularda ne yapabiliriz bunları değerlendirdik ilişkilerimizin tam normalleşmesi için olması gerekenleri de konuştuk fakat e, özellikle Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına anlaşması teklifine Ermenistan'ın da olumlu cevap vermesini beklediğimizi bunun herkes için yararlı olacağını Ermenistan' başta olmak üzere söyledik e, Ararat Mirzayen de Azerbaycan'da e, barış anlaşması e, müzakerelerini başlatmak istediklerini söylediler. Umarım bu bir an önce gerçekleşir. Zaten müzakerelerin kendisi zaman alabilir çünkü her iki tarafında teklifleri olacak, önerileri olacak, bunlar değerlendirilecek. Ama bir an önce başlamasında fayda var. Müzakerelere başlamak bile önemli bir adım olur.